mesele aslında insan onuru. Ben bunu hissettim. Aşağılayıcı bir duyguydu. Bütün mahremiyeti gözler önüne seren sanal soyunma mı yoksa havacılık güvenliğinde vazgeçilmez yeni bir teknoloji mi? Avrupa havaalanlarında kullanılan vücut tarayıcıları tartışmaların göbeğinde. Bu durum Avrupa'daki temel hakların neden bu kadar yakından izlenmesi için önemli bir örnek oluşturuyor. Tarayıcılarla ilgili eleştiriler insan haysiyeti ve özel hayatı temel alıyor. 2009'da bir yolcunun Amsterdam Amerika seferinde uçağa patlayıcılarla binmek isterken yakalanmasıyla Avrupa'daki havaalanları ve yolcular vücut tarayıcılarla tanışmış oldu. Her ne kadar internette yayılan ve medyaya dağıtılan görüntüler fazla detay içermiyor imajı çizse bile, Uranus'un bulduğu bazı kopyalarda insanların vücutları söylenenden daha net görülüyor. Maltalı Anne Maris bu deneyimi birebir yaşayanlardan biri. Çalıştığı Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi tarafından yaşadıkları hakkında yorumda bulunması istenmiş. It was horrible. First thing, I didn't even know I was going to. Çok korkunç bir şeydi. İlk başta nasıl bir güvenlik kontrolünden geçtiğimi anlayamadım. Camdan yapılma bir bölmeye girdiğimde tüm vücut taramasından geçtiğimi fark ettim. Bunun tercihe bağlı olduğunu söyleyerek şikayet ettiğimde ise bana ya buradan geçersin ya da uçağa binemezsin denildi. Sadece yolculuk yapmak istediğim için bütün onurum küçük düşürüldü. Bütün haklarım çiğnendi. Çok aşağılandığımı hissettim. Sırf güvenlik adına insan kendi haklarından özveride bulunmak zorunda bırakılmamalı. For me, actually sacrificing one's rights should not be done at the cost for security. Peki temel haklar bildirgesi özel yaşamı ihlal ettiği düşüncesiyle eleştirilen, hava ulaşımında kullanılan vücut taraması zorunluluğunda insan onurunu korumada ne kadar etkili oldu? Kasım 2011'de Brüksel'in temel haklar bildirgesini gerekçe göstererek sunduğu yeni düzenlemelerine Avrupa Parlamentosu'ndan onay çıktı. Bu yeni düzenleme ile yolculara tüm vücut taramasını reddetme hakkı sunuldu. Böylece yolcuların istekleri doğrultusunda farklı güvenlik kontrollerinden geçebilmesi sağlandı. Ayrıca alınan görüntülerin kaydedilmesi ve saklanması yasaklandı. Görüntüyü inceleyen güvenlik yetkilisi ise yolcuyu göremediği farklı bir odadan inceleme yapması kuralı getirildi. Hangi güvenlik taramasından geçmek istedikleri konusunda tercih sunulsa da İngiltere yolculara bu seçme hakkını tanımamakta kararlı. İngiltere ve Brüksel'i karşı karşıya getiren bu durum hala tartışılmakta. Big Brother Watch, İngiltere'de özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve sivil özgürlüklere kısıtlamalar getiren politikalara karşı kurulan bir dernek. Euronews muhabiri konuyu yakından takip eden derneğin başkanı Nicky Pickles'la görüştü. Hukuken sorumluların vicdanlarını rahatlatacak bir karar. Karşı cinsten bir yetkilinin sizin görüntülerinizi incelediği endişesini de düşünürsek, bu taramadan çocuklarıyla birlikte zorla geçirilen yolcuların hikayelerini dinleyince durumun pek de iç açıcı olmadığını anlıyorsunuz. Hepsi birer soru işareti. Güvenlik her zaman diğer sorunlara karşı bir koz olarak sunulmuş, en önemli yeri hep güvenlik almıştır. Bence bu sebepten konu mahremiyet boyutundan bir adım öne taşınmalı ve özel hayatla bu yeni teknolojiyi nasıl bir araya getirebiliriz, bunu tartışmalıyız. Ulaşımda güvenliği sağlarken bildirgenin insan onurunun güvence altına alınmasını nasıl sağladığını sergileyen iyi bir örnek bu. Komisyon yeni güvenlik önlemlerinde kurallar belirlerken bir taraftan temel hakları da saklı tutan birden fazla seçeneği gözden geçirdi. Şu anda yürürlükte olan mevzuat mümkün seçenekler arasından en uygunu. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, Lisbon Antlaşması'nın Aralık 2009'da yürürlüğe girmesiyle yasal olarak bağlayıcı oldu. Bildirge 6 farklı kategoriden oluşuyor. Onur, adalet, özgürlük, dayanışma, vatandaşlık hakları, eşitlik,
Temel haklar bildirgesi gizlilik yasasından eşitliğe kadar birçok ana maddeyi ele alsa da Avrupa Birliği vatandaşları bildirgenin hangi durumlarda faydalı olacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Zira temel haklar bildirgesi sadece Avrupa Birliği yasalarının uygulandığı konularda vatandaşa dava açma hakkını sunuyor. Bildirgenin ne kadar etkili olduğuna Avrupa Bireysel Haklar Danışmanı Nuala Moğol açıklık getirdi. Burada önemli olan konu bildirgenin Avrupa Birliği yasalarının koruma altına aldığı bütün insan hakları ihlalinde vatandaşların mahkemeye başvurabilmelerine imkan tanınıyor olması. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise sadece belli alanlarda adil yargılanma hakkı sunuyor. Dava konusu Avrupa Birliği yasalarının içerisinde olduğu sürece bildirge itiraz etme haklarını daha geniş bir alana yaymış oluyor. Diğer bir kafa karıştırıcı nokta ise bu bildirgenin hangi durumlarda insan onurunu koruma altına aldığı. Örneğin sıradan bir polis aramasında bildirgeyi öne sürerek itiraz hakkınız bulunduğunuz ülkedeki geçerli yasaların Avrupa Birliği yasası olup olmadığına bağlı. Tabii ki bildirgenin öngördüğü standartlar Avrupa genelinde kabul edilen standartlar. İngiltere ve Polonya ilk başlarda böyle bir genel tüzüğe gerek olmadığını söyleyerek karşı durmuşlardı. Fakat geçen sene bir mültecinin Yunanistan'a geri gönderilmesi olayında mahkeme, İngiltere ve Polonya'nın bildirgenin getirdiği standartlara uyması gerektiği kararını aldı. Aslında bu birçok şeyi açıklığa kavuşturuyor. Zaten olması gereken modern yaşamın modern teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi. İlerlemek istiyorsak bundan sonra devletlerin birbirlerine uyguladığı politikalarına dava açılmasını beklemek yerine hayatlarımızı bu tarz dayatmalara gerek kalmadan nasıl sürdürebileceğimizi öğrenmek. Rather than governments pursuing intrusive policies to wait for them to be challenged in court.